Arkadaşlar bugünkü dersimizde kalıtımı bitireceğiz. Güzel dinleyin. Çok keyifli bir konu kalıtım. Birçok soru çıkma olasılığı var. Ee, çok da soruları çözerken böyle bulmaca çözer gibi çok mutlu olacağınız bir konu. Bu yüzden e, güzel dinlemenizi ve iyi tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar kalıtımın temel sebebine Arkadaşlar etrafımıza baktığımızda birçok e, insanlarda farklılıklar görürsünüz. Kiminki mavi gözlüdür, kiminki e, yeşil gözlüdür, kimi gözlüdür, kimi düz saçlıdır, kimi kıvırcık saçlıdır. İşte kimi uzun, kimi annesine benzer, kimi babasına benzer, kimi halasına benzer. Bu canlılardaki çeşitliliğin e, sebebi o canlının atasından ona aktarılan genlerdir. İşte... Canlarda bulunan karakterlerin döllenmeyle dişi ve erkeğin kromozomlarının yol, e, yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesini inceleyene bilim dalına kalıtım denir arkadaşlar. Yani canlardaki özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz? Kalıtım diyormuşuz. İşte bu amcacığımız da mendel. Kalıtımın biliminin babası yani kalıtımla ilgili ilk çalışmayı yapan bir bilim insanı şimdi bu bilim insanı Aslında bak şurasına yakasından da göreceğiniz gibi bu bir rahip ve kilisenin bahçesinde bezelyeler kullanarak bezelyelerdeki özellikleri nesilden nesile nasıl geçtiğini hesaplayarak araştırmalara yaparak kalıtım bilimine kalıtım bilimindeki ilk çalışmayı yapan bilim insanı. Peki neden bezelye kullandım ben daha bundan bahsedecek olursak? Çünkü arkadaşlar bezelyeler kolay yetişen bir bitki. Üreme süreci kısa olduğu için çalışma sonuçları daha kısa sürede aldı. Arkadaşlar bezelye hemen ne yapıyor? Tohum veriyor. Arkadaşlar bitkinin tohumu onun çocuğudur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bezelyelerde karakter olarak çok fazla karakter var, genetik özellik var. Bezelyelerde her bir karakterin iki zıt çeşidi var. Yani mesela mor çiçekli de olabilir bezelye, beyaz çiçekli de olabilir, yuvarlak da olabilir, buruşuk da olabilir gibi. Ya da sarı ya da yeşil olabilir. Kendi kendine tozlaşma yapabiliyor bezelyeler. Hem dişi organ hem de erkek organ aynı çiçek üzerinde olup taç yapraklar tarafından sarıldığından yabancı tozlaşmaya rastgele olması engel. Yani bezelye başka bir bitkiden poleni almıyor arkadaşlar. Kendi kendine tozlaşma yapıyor. Bu da işte e ne yapıyor? Bu e, deneyin daha tutarlı olmasını sağlıyor. En önemli ise Mendel'in seçtiği karakterler aynı kromozomlar üzerinde ne yapıyor? Bulunmasıymış. Ne yapmış arkadaşlar bezelye? Mendel e, nasıl söyleyeyim size? E, bitkilerden e, kendi eliyle yapay tozlaştırma yapmış mesela. Şuradan e, okuyacak olursak mor çiçekli bezelye bitkisinin çiçeklerinden erkek organlarını kesmiş beyaz çiçekli bezelye bitkisinin polenleri ile tozlaşmasının gerçekleşmesini sağlamış. Mor çiçekli bezelye de döllenme gerçekleştikten sonra dişi organdan meyve gelişmiş. Sadece mor çiçekli olan bezelye bitkileri elde etmiş. Ve böylece e, Mendel ne yapmış? Mor çiçekli bezelyenin beyaz çiçekli bezelyeye baskın olduğunda ne yapmış olmuş arkadaşlar? Görmüş. Şimdi devam edelim. Ha, Bu kavramları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunlar kalıtım ile ilgili kavramlar. Bunları bilir, bilir, yani çok kesinlikle bil, iyi bilmeniz gerekiyor. Dikkat edin. Şimdi geldik alergen kavramına. Neymiş alergen? Arkadaşlar, şimdi ee, bizi oluşturan hem annemiz hem babamız, değil mi? Doğru. Hem annemizden hem de babamızdan biz kromozom alıyoruz. İşte bu aynı karakterin oluşmasında etkili olan genlere alel gen deniyor. Yani babamdan da geliyor göz geni, annemden de geliyor göz geni. pardon ters oldu. Babamdan da geliyor babamdan da geliyor göz geni, annemden de geliyor göz geni ve benim göz alelim oluşmuş oluyor. Yani göz rengimi belirleyen bir gen çifti olmuş oluyor. Peki baskın gen ne? Annemden ya da babamdan gelen gen etkisini her, her seferinde kesinlikle gösteriyorsa mesela bizim Türk insanında kahverengi gözü olmak gibi e, sürekli gösterebilen gene baskın gen deniyor ve baskın genler neyle gösteriyor arkadaşlar? Büyük harflerle gösteriliyor. Baskın gene dominant gen, çekinik gene ise resesif de deniyormuş arkadaşlar. Bunu lisede göreceksiniz. Peki çekinik gen kendini gösterebilmesi için ancak kendi eşiyle beraber kendini gösterebiliyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela bu mavi gözlük olsun. Anne de mavi göz gönderecek. Baba da mavi gözgeni gönderecek. Çocuk ancak o zaman mavi olur. Ama anne kahverengi gönderse, baba mavi gönderse bu mavi kendini baskın gelin yerinde ne yapamaz? Gösteremez. Saf anneden ya da babadan gelen genlerin aynı olma durumu. Yani ikisi de aynı geni gönderecek. Mesela ikisi de mavi gözlülük genini gönderecek. Ya da ikisi de kahverengi gözlülük genini gönderecek. Yani e, anneden gelen genle babadan gelen gen aynı olacak. Melez dölde anneden gelen gen ile babadan gelen gen aynı olmayacak arkadaşlar. Bakın zıt olacak. Mesela biri mavi gözlük gönderecek, biri kahverengi gözlü gönderecek. Biri sarı saçlılık gönderecek, biri kahverengi saçlılık gönderecek. Biri uzun boylu gönderecek, biri kısa boylu gönderecek gibi. Ve arkadaşlar saf döle verilen diğer ismin arı döl ya da homozigot olduğunu, melez döle verilen ismin de heterozigot olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunlar da bunların eş anlamlısı. Peki fenotip neydi arkadaşlar? bir canlının dış görünüşteki özelliklerine fenotip deniyor. Yani mesela benim uzun boylu olmam herkesin görebildiği bir şey. Bu benim neyim arkadaşlar? Fenotipim. Genotip ne? Arkadaşlar işte bu dış görünüşünün oluşmasını sağlayan gen yapısına da fenotip den şey genotip deniyor arkadaşlar. <laughs> Çaprazlama ise dişi ve erkek genotiplerinin ee, den oluşacak çocukların genotiplerinin hesaplanma yöntemi bir olasılık hesabı arkadaşlar. F1 dölü çaprazlanma sonucu oluşacak birinci kuşak. F2 dölü ise F1 dönünün kendi arasında çaprazlanmasıyla oluşacak olan kuşaktır. Arkadaşlar çekinik özellikler bahsederken saf ifadesi kullanılan kullanılan kullanılamayabilir. Çünkü zaten bir birey çekinik bir özellik gösteriyorsa yani ben mesela mavi gözlüysem zaten saf olmak yani homozigot olmak zorundayım. Yani ben mavi gözlüysem bana hem annemden hem de babandan da mavi göz gelmiş olması gerekiyor. Yani bu yüzden mavi gözlü bir birey saf mıdır ya da melez midir diye sormaz. Mavi gözlü birey daha doğrusu söylemez. Mavi gözlü birey saftır. Başka şansı alternatifi yok. Melez dönün görüntü yazılırken ilk önce baskın gelen yazılır. Ha şunu demek istiyor. Mesela ben kahverengi gözlüyüm ama annemden mavi gelmiş. Ben annemden gelen mavi işte babamdan öne Babamdan gelen kahverengiyi arkaya yazmam. Yani baskın gel öne yazılmak zorunda. Aynı şunun gibi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar baskın genler büyük harflerle, çekinik genler küçük harflerle gösterirler. Hah, çok güzel bir örnekte bu Mendel'in bezayesini inceleyebiliriz. Bakın Mendel'in bezayesinde mor çiçekli olmak beyaz çiçekli olmaya baskın. O zaman ben Mora büyük A harfini kullanacaksam baskına büyük A harfini kullanacaksam çekineye de küçük A harfini kullanmak zorundayım. Hocam B kullansak hayır olmaz. Bu artık çiçek rengi. Çiçek rengi olduğu için ikisinde de daha aynı harfi kullanmak zorundayım ama baskın olana büyük, çekinik olana küçük. İşte yanda olmak, uçta olmak. Yanda olmak baskınsa ben buna B harfini kullanacaksam arkadaşlar, uçta olmaya da küçük B'yi Uzun olmak baskınsa büyük U'yu uzuna, küçük U'yu kısa. U harfini kullanmak için çok tavsiye etmem. Karışıyor çünkü büyükçü. küçük. Düz olmak baskınsa çekinik olmak yani buruşuk olmak çekinik. Sarı olmak baskınsa küçük S harfi yeşil olmak. E, tohum renk zarfı diyor. Tohum zarf, Pardon tohum zarf rengi. Yani kabuğunun renginden bahsediyor arkadaşlar. E buna da mesela C harfi diyelim. Büyük C yeşil olmaksa küçük C sarı olmak. İşte tohum zarf şekli büyük F düz olmaksa küçük F ise boğumlu olmak diyebilirsiniz. Yani burada hangi harfi verirseniz verin. Bir dikkat etmeniz gereken şey baskın özelliği büyük harfle çekinik özelliği küçük harfle göstermeniz. Anlatacağım çok konu olduğu için biraz hızlı anlatıyormuşum gibi gelebilir. E siz dur 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 seyreder. Tekrar defterinizden tekrar edersiniz. Şimdi. Baskın e, karaktere ait özelliklerin genotiplerinin yazılması demiş. Çok basit arkadaşlar. Baskın geli ne yapıyorduk? Büyük harfle. E, çekinik geli ise küçük harfle gösteriyorduk. Bu kadar basit. Şimdi mesela örneklerden bakalım. Saf döl. Saf ne demek? İkisi de aynı olacak demek arkadaşlar. Saf döl. Mor renk. Yani şimdi. Saf döl mor renk. Baskın bir özellik arkadaşlar. O zaman büyük harf yazacağız. Anasından da mor gelmiş. Babasından da mor gelmiş. Devam edelim. Saf döl beyaz renk. Biz tabloda da baktık. Beyaz olmak arkadaşlar ne? Çekinik bir özellik. Şimdi büyük M'yi mor için kullandık. O zaman bu zaman bunu ne yapacağız? Küçük M. küçük m şeklinde saf olduğu için x de birbirinin aynısı. Melez. Melez arkadaşlar biri büyük. Biri küçük olur. Melezler her zaman baskının özelliğini gösterir. Çünkü büyük olan küçük olanı ezer. Tek karakter çaprazlamasında f1 dönünün olacağını öğrendik filan dedik. İşte bunları da biliyoruz filan derken ha ilk çaprazlamamızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, dişi birey saf döl baskın bir özellik yani mor. Erkek bireyde ne arkadaşlar? E, saf döl çekinik bir özellik var yani küçük m küçük m yani beyaz. Şimdi bundan e, ne yapacağız? Bundan ne gelebilir? Büyük m gelebilir ya da büyük M gelebilir. Bundan ne gelebilir arkadaşlar? Küçük M gelebilir ya da küçük gelebilir. Yani aslında bunu bu kadar uzun uzun diye yapmaya gerek yok. Bundan büyük M gelecek. Bundan küçük M gelecek. Başka çünkü alternatif yok. O zaman oluşabilecek bütün çocuklar, bütün tohumlar büyük M, küçük M yani melez karakterli olmak zorunda. Bakın bu çaprazlamaya baktığımızda harflerle ifade ettiğimiz kısım genotip. Bu genotipin dışa yansıması ise renklerle gösterdiğimiz kısım ise fenotip. Şimdi şuna bakalım. Büyük M'ye sırayı bozmuyoruz. Büyük M, büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M. Küçüğe büyük ama büyük başa yazdırdı. Yani büyüğe küçük oldu. Küçüğe küçük. Bu çaprazlamamızı yaptığımız zaman şöyle bir bakalım. Bu çaprazlama hakkında bir konuşalım. Genotipime baktığımızda kaç çeşit genotip var? Büyük M, küçük M, 1. Büyük M, büyük M, 2. Küçük M, küçük M, 3. 3 çeşit genotipimiz var. Bunlardan üçünün şey pardon 4 tane oluşabilecek yavrudan tohumdan ikisi melez, biri saf çekinik, biri ise saf baskın. Şimdi saf baskın mecbur zaten baskın olan özellik olan moru gösterecek. Melezler ne özelliği gösteriyordu? Zaten melezler baskın özelliği gösteriyordu, mor. Bu da mor, bu beyaz. Baktığımızda arkadaşlar 4 bezelyenin 3'ü mor, biri beyaz olma olasılığında oluşacak 4 3 çeşit genotipin ise yani bir tanesi saf baskın. Ondan sonra 2 tanesi daha doğrusu 4 yavrudan 3 çeşit oluşuyor. 2 tanesi melez baskın, bir tanesi ise saf çekinik. Ve bu şekilde göster. 1 bölü 4 demek yüzde 25. 2 bölü 4 demek 50. 3 bölü 4 demek yüzde 70. 4 4 4 demek 100. Mesela ben size bunu bir daha şöyle elle şey yapayım, çizeyim olmazsa. Melez iki tane karakteri çaprazlıyoruz. Çaprazlar bakalım. Birinciden birinci büyük A'ya büyük A. Birinciden ikinci büyük A'ya küçük A. A ikinciden üçüncüye, şey ikinciden birinciye ama büyük başa yazılırdı. Büyük A'dan küçük A'ya. Son olasılığımız da da küçük O'dan. Bakın arkadaşlar bir olasılık hesabı. Şimdi bu yazdığımız şey bizim fenotip. Şey pardon genotip. G yazalım. Bu ne olur? Büyük A özelliği gösteriyor. Mesela uzun boylu insan için olsun. Uzun, uzun boy. Melez iki uzun boylu üç insan. Uzun olacak. Bu da uzun olacak bu da uzun olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu da kısa olacak. Şimdi biz bunun genotip bu da da ne? Bunları da görüyorsunuz. Bu gördüğünüzlere ne diyeceğiz? Fenotip diyeceğiz. Şimdi baktığımızda fenotipi 3 uzuna 1 kısa yani %75 uzun, %25 kısa. Genotip'e baktığımızda 3 çeşit genotip var arkadaşlar. 4 taneden biri saf baskın. Yüzde %25 saf baskın yani 4 taneden biri saf baskın. 4 taneden biri yani yüzde %25 saf çekinik. 4 taneden ikisi yani yüzde %50'si ise melez baskın olacak. Bu gösterdiğimiz şey Etkinlik geçelim Bu net çok gerek yok arkadaşlar bu daha garanti bir yöntem. Ha mesela bunu yapalım arkadaşlar. yaparsın. Tamam. Melez uzun boy, uzun bir bezelye bitkisi. Melez dediği için arkadaşlar büyük A, ağ, küçük A'mızı yazıyoruz. Bitkisinin kısa boylu, kısa boy dediğimiz için kısa boy çekinik bir özellik. Küçük A, ağ, küçük A'mızı yazıyoruz. Sonra çaprazlayacağız arkadaşlar büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A ve küçük A küçük A baktığımız zaman yüzde 50 genotipe baktığımızda yüzde 50 melez baskın yüzde 50 e, saf çekinik özelliği gösteriyor. Bunların şeyine baktığımızda arkadaşlar e, baktığımızda baktığımızda %50 baskın özellik olan uzunu %50 çekinik özellik olan kısayı gösterecek. Evet. Başka neyimiz var? Bunlar tamam. Bir de şunu yapalım mesela. Homozigot sarı tohumlu bezelye bitkisiyle homozigot sarı. Sarı renk tohum yeşil tohuma baskındır. O zaman buraya büyük A dersek yeşile küçük A dememiz lazım. Homozigot demiş. Bak homozigot ikisi de aynı olacak. Homozigot sarı tohumlu bezelye. Heterozigot sarı tohumlu. O zaman bu da şu mu arkadaşlar? Homozigot sarı tohumlu bezelye heterozigot sarı tohumlu bezel. Heterozigot olduğu için bir büyük bir küçük çarpmazlandığında yeşil renk tohumlu bezel oluşmaları hiç olmaz arkadaşlar. Niye? Bakın çünkü baskın baskın, baskın bas çekinik, baskın baskın, baskın çekinik. Yani burada oluşma ihtimali yoktur. örneklere bak. Mesela şu örneğe de bakalım. Bundan büyük e, bunu büyük bunu bilmiyoruz. Çocukları bulmamızı istiyor şimdi. Şimdi bakın büyük e bundan geldi. Bundan ne gelecek? Bundan küçük e geldi. Bundan ne geleceğini bilmiyoruz. Ve bana yavrular diyor %50 küçük e küçük e olacak. Küçük e küçük e olacaksa yavrular şu küçük e var burada. E şurada da küçük e var. O zaman bana e, bu ye, şuradan ne gelmesi lazım? Küçük e gelmesi lazım. E buradan da ne gelmesi lazım? Küçük e gelmesi lazım. Zaten şu oran arkadaşlar yüzde 50 küçük e küçük e oranı zaten yapa yapa ezberlersiniz. Ancak melez, melez baskında saf çekileyim çaprazlanması sonucu oluşur. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanda kalısal özellikleri de aynı bezelerdeki gibi, gibi baskın çekinik olarak çözeceğiz bunları zaten derste de, e, yani şunları ya e, mesela saf döl, sarı saçlı ne olacak küçük al küçük al melez siyah saçlı melez olduğu için büyük küçük melez büyük küçük mavi göz çekinik bir özellik küçük küçük saf döl, büyük kıvırcık saçlı baskın büyük büyük Melez kıvırcık saçlı büyük küçük düz saçlı küçük küçük orak hücreli animasyası küçük küçük Melez uzun kirpikli, büyük küçük melez dediği için kısa kirpik, kısa kirpiklik arkadaşlar çekinik özellik küçük küçük. İşte saf döl ayrık, ayrık baskın bir özellik. Saf olduğu için ikisi de aynı. Yaptı. Yapışık kulak, küçük küçük, ince dudak, çekinik bir özellik, küçük küçük. Melez kalın dudaklı, melez olduğu için biri büyük, biri küçük. Yani e, zaten siz hiçbir özelliğin ne olduğunu ezberlemenize gerek yok. Size soruda verecek ya da soruda siz kendi çıkaramanızı yapacaksınız. İnsan sorusu yapmakla bezelye sorusu yapmanın arasında hiçbir fark yok. Mesela baba melezmiş, melez baskın, anne saf çekirdek Yapalım şimdi. Hop. Büyük E, küçük E, büyük E, küçük E. Mouse'la bu kadar yazılıyor arkadaşlar. İdare edin. Büyük E, pardon. Küçük E, küçük E. Şu da öyle olacak arkadaşlar. Aynısı küçük e küçük e. Yani buradaki oluşacak dört çocuktan iki tanesi kısa kirpikli, iki tanesi uzun kirpikli olacak. E, uzun kirpikli olanlar melez özellik gösterecek. Aynı şey bu örnekte de yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Şimdi soy ağacına baktığımızda arkadaşlar. Soy ağacı problemlerinde neye dikkat edeceğiz? Erkek birey kare şeklinde, dişi birey ise daire şeklinde gösteriliyor. Şayet çekinik bir hastalık, çekinik bir özellik bireyde varsa arkadaşlar o bireyin içini ne yapıyoruz? Boyuyoruz ya da çizgilerle karalıyoruz. Şimdi ve doğum sırasına göre mesela bu birinci çocuk ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Hiçbir zaman birinci çocuk, ikinci çocuğu bağlamaz. Bunlar ayrı ayrı olasılıklardır arkadaşlar. Yani bunu Menderin çaprazlaması gibi düşünüp de dört tane çocuk çıkmış. Bu büyük A, büyük A. O zaman bu büyük A, küçük, olacak, küçük A olacak diye bir şey yok. Buna da dikkat edelim. Şimdi bakalım. Şimdi bu çocuk çekinik bir özellikse buraya küçük a küçük a yazdık ya arkadaşlar. Bu ne kimden gelecek? Annesinden, babasından. O zaman annesinde de küçük a olacak, babasında da küçük a olacak. Yani e, baba da melez, anne de melez. Bunu da dikkat edin. Ha mesela soy ağacında kimler kardeştir? Bu çok Aynur ile Rıza kardeş. Barış Derya Deniz ve Zeynep Kerem kardeş arkadaşlar. Kerem ve Zeynep ve Barış Derya Deniz. Soy ağacına bakarak kimin genotipi bulunamaz? Bak sayı çekinik bir özellik. Görüyor musun? Sarı saçta. O zaman mecbur küçük a, küçük a ilk İlk önce bunları böyle bir yazacaksınız bak. Çekinik özellikler çünkü küçük küçüktür, kesindir. Ama baskın özellikler e, melez baskında olabilir, saf baskında olabilir. Bu yüzden onu ne yapamazsınız bilemezsiniz. Şimdi Said'in kızı, Said kızına küçük adam başka bir şey gönderebilir mi? Gönderemez. Ama Derya sarı saç değil. O zaman yanındaki büyük. Deniz'in e, saçları sarı. Hem Said'den küçük aldı hem Aynur'dan küçük ağ aldı. Bu yüzden bu da ne olmak zorunda? Merez olmak zorunda. Yani bu da büyük A büyük A yazsaydık denizin saçı oluşmazdı. Çünkü bakın denize baktığımızda hem annesinden küçük A hem babasından küçük A geliyor. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi e, Rıza'ya baktık. Yani Zeynep ile Kerem. Bunlar da küçük A olacak mı kesin? Olacak çünkü Rıza bunlara küçük A'dan başka bir şey göndeririz. Ama bunlar sarı saçlı mı? Değil. O zaman yanına ne koyacağız? Büyük A koyacağız. Şimdi Hatice büyük A büyük A olsa da bu çocuklar oluşur. Oluşma ihtimali var. Büyük A küçük A olsa da bu çocukların oluşma ihtimali var. Bu yüzden Hatice'nin genotipini ne yapamayız? Bulamayız. Kimler merez kahverengi demiş. E zaten bulduk mu? Aynur ve Rıza'nın babasının saç geni için ne söylenebilir? Aynur ve Rıza. Şimdi baktığımız zaman bunun babasında küçük A gene kesinlikle olacak. Sarı da olabilir, kahverengi de olabilir. Bunu bilemeyiz. Bu şekilde de gene e, ne yapacaksınız? Soruları çözmüş olacaksınız. Geldik şimdi bu eşek kromozomları yani cinsiyetin oluşmasına. insanlar arkadaşlar 46 kromozomlu canlılar. Bu 46 kromozomdan 44 tanesi vücut özelliklerimizin oluşmasına, iki tanesi ise cinsiyetimizin oluşmasına sebep oluyor. Dişideki cinsiyet kromozomlarının ikisi de x şeklinde, erkekteki cinsiyet kromozomlarının biri x, bir y şeklinde gösteriyor. Şimdi e, dişi bireyde xx, erkek bireyde xy olduğuna göre dişi bireyin yumurtası bunu ikiye böldüğümüzde x'ten başka bir şey verme şansı var mı? Yok. Ama erkek bireyin spermde x de olabilir, y de olabilir. Bu yüzden spermde x varsa x kromozomlu yumurtayı dölleyip kız çocuğu, spermde y varsa x kromozomlu dölleyip erkek çocuğu oluşturuyor yani bir canlının daha doğrusu insanın kız ya da erkek çocuğu olma olasılığı yüzde 50 ve cinsiyeti belirleyen arkadaşlar yumurtalık değil testis yani testisin ürettiği sperm ve bakıla e, içindeki kromozom e, neyi sağlıyor bize cinsiyetin oluşumunu sağlıyor hmm, Evet. evliliği niye sakıncalı Arkadaşlar şimdi mesela Akraba evlerinde genetik hastalık mesela ben de genetik bir hastalık var. Bu genetik hastalık bana kimden geldi? Annemden, babamdan geldiğini söyledim. Hatta doğrusu annemden geldiğini söyledim. Anneme kimden geldi? Annesinden geldi. O zaman anneannem bu genetik hastalığı anneme vermekle beraber teyzeme de vermiş olabilir mi? Olabilir. E teyzem de bunu kızına vermiş olabilir mi? Olabilir. Bu sefer ben teyzemin kızıyla evlenmiş olsam bu genetik, ikimizde genetik hastalığı taşıyıcı olup bizim çocuğumuzda bu hastalık olma olasılığı ne yapabilir? Artabilir. Bu yüzden akraba evliliği sakıncalıdır arkadaşlar. E, genetik olarak e, taşıyıcı iki bireyin %25 ihtimalle çocukları hasta olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle nereye kadar geldik? Sonuna kadar gelmişiz. Şu çok e, uzun bir soru. Bu yüzden bunu da size e, çözü vereyim mi ki? Çözeyim bunu da ben size. Durun şimdi. Şöyle. Bunu da size çözeyim. Ondan sonra dersi bitirelim. Zaten derste de çözmüştük de. Olsun. Aşağıda bir ailenin soy ağacı vermişti. Soy 15 numaralı bir ek orak hücreli hanım hastası. Yazmış mı? Yazmış. 1, 3, 6, 7, 12 belirse çekinik hastalıkların sahip olma pasta köründe sağlıktır. Onlar onları da yazmış. Ee, diğer birinin hastalık ve sağlık durumunu hakkında biraz şey sonra cevaplayınız demiş. Şöyle yaptık şimdi. Bakalım şimdi. İyi bakın. Şimdi arkadaşlar sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı. Kim bu? Bu hasta bu mu? O zaman hasta buysa bir hemen şuraya bir küçük a, küçük ay ne yapacağız? yapıştıracağız çünkü hasta. Şimdi buna hastalığı kim verdi? 1367 1, 3, 6, 7 10, 11, çekinik hastalık gene sahip olmaya sağlıklıdır. sağlıklıdır. O zaman şunları da büyük A, büyük A yazın Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A. Büyük A. sonra 6'ya da yazacağız. A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A. Bir de onun mi? Büyük A, büyük A. Şimdi kardeşim bu hasta ise buna kim verecek bu hastalığı? Bu verecek. Ve bu verecek başka alternatif yok. Anadan bir tane, babadan bir tane. O zaman bunlar ne oluyor arkadaşlar? Taşıyıcı oluyor. Şimdi taşıyıcı olan hmm, iki bireyin çocuğu hastaysa bu büyük A, büyük A olabileceği gibi büyük A küçük A da olabilir. Bilemeyiz. Ama hasta olmadığı kesin. Şimdi devam ediyoruz. Ee, sonra şuraya gelelim. Büyük A buna bir Küçük A gelmiş mi buna? Küçük A gelmiş. O zaman kimden gelecek? Anasından gelme ihtimali yok. Bundan gelecek. Bu da hasta olmadığına göre. Bu da melez mi? Aynı şekilde bu da böyle mi? Çünkü buradan gelmiş. E şimdi bu kardeşin ne olur? Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Şimdi buraya yukarıya devam ediyoruz. Bu ikisinin küçük A küçük A geldiğine göre bu hasta mı değil? O zaman bu da ne? Şöyle Devam ettiğimizde arkadaşlar bu ne olabilir? Büyük A küçük A olabilir. Büyük A büyük A da olabilir arkadaşlar. O zaman bunlar sağlıklı. Bu sağlıklı birey. Bunlar da kesinlikle büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir bunlar arkadaşlar. Bu şekilde aynı bu şekilde de bunlar da büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Buna göre hangi bireyler akraba evliliği yapmıştır diyorsak bakın şu iki birey akraba. Nasıl akraba arkadaşlar? Bakın. Bunun anasının ile bunun babası kardeş çünkü. Hangi çocuklar akraba evliliği sonucu oluşmuştu? E biliyoruz zaten hangi çocuğu olduğunu. 15 ve 16. Hangi bireyler kesinlikle orijinal annemizi taşıyıcıdır? bunu zaten yapmıştık Evet arkadaşlar bugün videomuz bayağı e, uzun sürdü 30 dakika sürdü e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum artık e, sizin için kalıtım e, sorun olmaktan çıktı gelecek derste mutasyon modifikasyon der şöyle ne yaparız Adaptasyon da deriz biyoteknolojide der miyiz deriz niye diyemeyelim ki biz gelecek ders bu işi bitirelim inşallah Haydi e, iyi çalışmalar diliyorum.